Zeki abi nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Nasıl gidiyor işler? Çok güzel. Şu anda Zeki abi ağaçlara borda bulamacı uygulaması yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ağacın her bir yanına adeta gusül abdesti alıdırır gibi yıkıyor ağacı. Görüyorsunuz ağacın her yeri ıslandı. Bunu kışın mutlaka yapsınlar. Niye yapsınlar abi? Kışın borda bulamacı mutlaka yapsınlar. Borda bulamacını biz bak budamadan sonra yaptık. Gördüğünüz gibi ağaçlarımızı önce budadık. Daha sonrasında üstüne borda bulamacı uygulamasını yapıyoruz şu anda. Borda bulamacı dediğimiz malzemenin içerisinde bakır var yüksek oranda. Bakır ağacın uyku seviyesini arttırıyor. Yani içerisindeki fotosentez oranını yavaşlatıyor ve ağacın uyku süresini uzatıyor. Bu da ağacımızın bak şu anda uyanmaya başlamış ağaç mevsimden dolayı görüyorsunuz tomurcukları. Bunları ağaç önlüyor. Yani bu borda bulamacı yaptığımız zaman ağacımızın uyku süresini uzatıyor. Ağacımız uyku halini alıyor. Şu anda bildiğiniz gibi zemheriye gireceğiz. Şu anda Aralık ayındayız. Ocak ayına geçiş yapacağız. Havalar iyice soğuyacak. Eğer ki bunlar uyanırsa gördüğünüz gibi tomurcuklar üzerinde. Eğer bu ağaçlar uyanırsa ağaç donmayacak. Bu da bizim için sezonda sıkıntı demek. Bundan dolayı da birinci olarak önceliğimiz bu ağacı uyku halinde tutmak. Uyku halinde tuttuktan sonra ikinci aşama bu ağacı hastalıklara karşı koruyoruz şu anda bu borda bulamacı sayesinde. Ne gibi hastalıklar? Ağacın gövdesinde zamklaşma, kabuğunda çatlamalar, sezonda gördüğünüz yaprak üzerindeki hastalıklar, mildiyo, antraknoz tarzı hastalıklara karşı yani fungal dediğimiz, bakteriyel dediğimiz hastalıklara karşı bir önlem almış oluyoruz sezona. Yani bu da bizi sezonda 1-0 öne geçiriyor. Yani meyvelerimizde, kalitemizde artış yapmış oluyoruz. Bu da tabii ki verim artışında da bizi ön plana çıkarmış oluyor. Değil mi Zeki abi? Aynen. Şu anda Zeki abi devam ediyor bir yandan. Ben de çekiyorum onu. Şimdi 16 litrelik pompayı gördüğünüz gibi sırtına taktı Zeki abi. Bir yandan kollu bir pompa. Bak bir yandan spor yapıyor. Bir yandan da atış yapıyor. Onu yaptık. Yok kaçık şey kaldı. İşine acı kaldı. Ali abi sen nasılsın? Teşekkür ederim. Merhabalar. Kolay gelsin. Bizler nasılsın de... işlem? Önce budamamızı yaptık. Hı hı. Sonra bahçemizi temizledik. Budamalar yaptıktan sonra ağaçlarımızın gövdelerindeki yabancı canlılar için ilaçlama yapıyoruz. Bunu da zaman zaman önümüzdeki sezonda daha verimli, daha sağlıklı olabilmesi için bu tür uygulamayı yapıyoruz şu anda. Efendime söyleyeyim. Bunu bütün herkese yapmalarını tavsiye ediyorum. Yani bunun sağlıklı, verimli olması için bunu yapmak bütün çiftçilik arkadaşlarımıza, meyve hobi bahçesi olan kişilere bunları tavsiye ediyorum. Mutlaka yani yapsınlar mutlaka, bunu. Mutlaka yapmaları mutlaka, gerekiyor. Mutlaka kesinlikle bu borda bulamacını yapsınlar. Hı hı. Fatih kardeşimiz de bu bunlara vesile olduğu için bu sizlere bunları sunuyor. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Rica sağ ederiz, olsun, abi, var olsun. Teşekkür ederiz. Şu anda Zeki kardeşimiz budamayı bitirdik. O da ilaçlamayı yapıyor. Hı-hı. Yaptıktan sonra da önümüzdeki sezon için güzel bir meyve verimi almayı düşünüyoruz. Ya biz de izleyicilerimize ne kadar fayda gösterirsek hepinize bizim için o kadar iyi olur. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun ve uygulamayı mutlaka yapın. Sezonla mutlaka uygulamanızı yapın. Bunu bir iki kere uyguluyorsunuz sezonla. Biz şimdi uyguluyoruz bir de ağaç uyanmadan hemen önce uyguluyoruz. İki kere uyguladıktan sonra ağacımız için tam koruma sağlamış oluyoruz. Daha sonrasında zaten ağacınızda hastalıklanma tarzı şeyler, şikayetleriniz olmamış oluyor. Havalandırmayı yaptık, açtık. Aynen öyle abi. Çok güzel olmuş. Budamalarını da yapmış Ali abi. Gördüğünüz gibi bütün ağaçların orta kısmı açık durumda şu anda. Yukarıdan güneş geldiği zaman bu ağacın üstüne içeride güzel bir güneş dağılması olacak tam, homojen şekilde ve rüzgar sirkülasyonu olacak. Ağacımız bu şekilde yuvarlak oval şeklinde açarak dallarımızı açtığımız için verim daha sağlıklı olacak. Dallar meyve verdiğinde çiçekleme ve yaprak açtığında üst üste binmesini aynen önlemek öyle için bu budamayı yapmak zorundayız. Onun için bunu mutlaka bütün çiftçi hobi olan çiftçi kardeşlerimiz bunu yapmasını hı hı öneriyoruz. Bak mesela şurada gördüğüm bir şey göstermek istiyorum. Örnek veriyorum şöyle bir dalda bakın bir dalı kesmiş buradan Ali abi. Bu dalların ikisi birbirine rekabet evet oluyor. Eğer ki bunlardan birini almazsanız özellikle dike giden dalları almamız lazım ki. Aha. Şuralarda bak gördüğünüz gibi ortaları açtık ki. Aynen öyle. Bu yana, da, yana verdik. Bu daha da, sağlıklı olsun. Bu da daha sağlıklı bir ağacın kökünden gövdesine doğru bir iletişim sağlamasını sağlıyor. Şu anda gördüğünüz gibi genelde çapraz dallar bırakılmış durumda. Bunun sebebi de dikine büyüyen dallar her zaman için ağacı çok yorar. Bu yüzden dolayı da genelde yana giden dallar tercih edilir. Yani, ve evet açılması sağlanır ağacın. Hem rüzgar hem de güneş alması sağlanır. Bu da ağacın verim kalitesini arttırır arkadaşlar. İkisi mi çıktı, tek mi çıktı? İkisi de mi çıktı boş? Nereye takıyorum? Bu tarafa da atsana. İkisi de mi? Heyecanlandı ya. Heyecanlandı.
Zeki abi sen ne diyeceksin abi? Ne diyeyim kardeş? İşler nasıl işler? İşler güzel. İşler güzel. Budamayı da yaptın. Aynen. Vallahi çok güzel olmuş abi, ağaçların hepsi elinize kolunuza sağlık. Peki, açtık aralarını kardeş. Vallahi hepsinin araları açılmış. Yetim güzel olmuş açılmış. Ağaçlarımızın. Bakımları teker teker yapılmış. Şimdi de bakımların üstüne bordo bulamacını sıkıyoruz. Bundan sonra da ağacın iz düşümlü olacak şekilde gübrelemesini yapacağız arkadaşlar. Şu an bordo bulamacını veriyoruz ağaçlarımıza. Zeki abim gene ilaçlamasına devam ediyor. Bakın dikkatli bakın. Zeki abim ilaçlarken ağacın her tarafını denk getirecek şekilde bordo bulamacını sıkıyor şu anda. Ağacı yıkıyor şu anda gördüğünüz gibi. Açıkta bir yer bırakmayacak şekilde. Sen de çekimi tam ağacın gövdesinde gövdeye götür de orada. Ya bunu çekiyor abi bu kamera. Öyle mi? Tabii tabii. Üste geç. O da hallediyor. Ali abi. Ali abi. Tarlayı da yedin Ali abi. Bitti burası. Şey olmaz ya, ne olacaksın usta? Yayınlarsın, şakayla yapacaksın. Hep bitti, hep bitti. Olur mu Ali tabii, abi? Tabii bizim insanımız samimi insan seviyor. Aynen. Alacağım göstermelik limoneliği. Bu sadece. Oh. Şimdi bunlara gusül abdestini aldık. Bunlar sezona iyi girecek abi. İnşallah. Aynen inşallah. Hayla. En önemli meyve ağaçları. İlaç biraz zayıf kaldı. Az mı kaldı ilacımız? Evet. Kaç tane daha? O daha çok ağacımız var. Daha ilaçlamaya devam ediyoruz şu anda. Ağaçlarımızın bakımını sezonluk olarak düzenli yaptığımız zaman verim de alırız, kalite de alırız. Çoğu insan ağacına bakım yapmadan verim bekliyor ama böyle bir şey söz konusu değil. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Atalar boşuna dememiş. Bak biz bu sene bu ağaca bakamadık. Gördüğünüz gibi içini badem iç kurdu yapmış. Simsiyah meyvesi var bak. Şimdi, bu bakımı yapmazsan bu meyve böyle çıkar abi. Şimdi buranın aynen sulamaları biraz zayıf olmuş. Tamam. Bu hattaki gelen su biraz kısıtlı gelmiş bu meyveler. O yüzden tam sağlıklı şeyini alamamış. Hı-hı. Gıdayı almadığı için uç kurması falan yapmış. Onları biz kestik, düzenledik. Hı-hı. Bunlara damlamaya çekilerek damlamaların standart bir şekilde ağaçlara suyunu alması gerekiyor. Damlamaları çekecektik aslında da işte sıkıntı yaşadık. Yok, o damlamalarda. Biraz buralar şey almış. Biz bağladık, düzenledik hepsini. Hı-hı. Ama önümüzdeki sezon bunu Mart ve başlarında. Ya sezon daha, geldiğinde biz onu zaten şey yapacağız. Sulaması zaten sıkıntıya girdi. Sulamayı ağaçların diplerini güzel bir şekilde açarak. Aynen öyle. Oval bir şekilde bunların su ve ihtiyacını karşılayarak daha verimli bir hale getirmeye çalışılması gerekiyor bunların. Şu an zaten bakım çok yok abi, şuna baksana. Yok, meyvemiz oldu, çok güzel. Şey değil yani. Bu çok bakamadık badem buraya. Badem ağacı zaten genelde çoğunlukla suyu az yediği için meyvesi ağacında tam sağlıklı olum verim sağlayamadığı için kuruma yapıyor. Onun suyunu bol bir şekilde verilirse daha rahat. Sulama da geçen sezon sıkıntı yaşadık. Bütün ağaçlarda evet, zaten o sıkıntı zaten belli oluyor. Gördüm, buralarda aynen biraz bütün hata şeyler büyük, olmuş. Büyük bir sıkıntı. Bu sene ama güzel bakımlarla başladık evet, şimdi. Önümüzdeki sezon inşallah burayı daha düzenli, daha tertipli aynen bir şekilde aynen öyle. Yapmaya çalışacağız. Şu an budamayla girdik. Bordo bulamacımızı yaptık. Gübremizi vereceğiz nasip olursa. Ondan sonra da sulama hattını çekip ağaçların her birine suyu ulaştıracağız. İnşallah inşallah. Zeki abi durmak duraksamak bilmiyor ya. Bitirmek üzere zaten, kalmadı herhalde. Zeki abi çok hızlı. Speedy Gonzales gibi. Rüzgar tarafına geç. Yanlış yerden atıyorsun. Ya. Oo. Ali abi ilaç bitiyor ya. Gövdelerine gelsin yine yaşar. Zeki abi bizi de ilaçlıyor. Arkanda cevize de atıyor az bir şey. Cevize gerek yok. Tamam devam et. Meyve ağacı önemli benim. Önemli olan elma ile kayısı. Bunları macunlamışsınız ama suyu çok zayıf almış. Sulamada zaten problem var abi ya. Bizimdeki meyveler küçük kalmış sağlıklı bir şekilde. Sulamada problem var bu ağaçlarda. Bu hatta olmuş. Diğerleri gayet hı-hı güzel de sadece bu hattın sulaması biraz zayıf gelmiş. Şuraya kepçe geldi bak, kepçe şurası buranın, birazcık şey ya. Aynen o yüzden buranın buraya sulama, su vermede sıkıntı oldu. O da düzeltilir bu sene de bakalım. Bu sene sezonda inşallah burayı düzenli bir şekilde güzel bir şekilde bakımlarını çevre yapalım. Çevre düzenlemesi yapılarak daha verimli hale getirmeye çalışılır. İnşallah abi.
Şöyle şuradan yakından ıslanmış şeyler alır mısın? Dur çekeyim şunu. Şu an ıslanmış hali görüyor musun? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ağaç Zeki abinin ardından ıslanmış bir şekilde duruyor. Her yerini bordo bulamacıyla yıkadı. Ve ağacımızın artık hani bu yıkanmış kısımlarından hastalık ve zararlıların girmesini önlemiş olduk. Zararlı dediğim yani bakteriyel hastalıklar, fungal hastalıklar, böcekler için bahsetmiyorum bunu. Bunların önüne geçmiş olduk. Sezonla da kaliteli bir verim almayı hedefliyoruz bu sene. Güzel bakım yapacağız. Bakımları ihmal etmeyeceğiz bu sene. Suyu olsun, gübresi olsun, ilacı olsun. Hem hastalık zararlıları olsun. Hepsine karşı önlemlerimizi alıp daha sonrasında da güzel bir verim alacak inşallah bu bahçe. Evet. Bitirdin mi Zeki abi? Bitti. Eline sağlık. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Bordo bulamacı uygulamasını şu anda bitirdik. Size de dilimiz döndüğünce tamam, anlatmaya çalıştık. He? Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Tamam, umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kalın sağlıcakla.